Sayın Putin şöyle söylüyor ya, işte Ukrayna devlet başkanı Avrupa'nın kuklası. Belarus devlet başkanı da Rusya'nın kuklası. Kimse ona karışmıyor mesela. Ya bunlar olabiliyor işte. Bu, siz de güçlenebilirsiniz. Siz de propaganda aletlerini çok güçlü kullanabilirsiniz ve bir süreç yönetebilirsiniz sonuç olarak. Buna bir şey dediğimiz yok. Ama insan hayatı söz konusu olmamalı. Dolayısıyla hani burada savaşa hayır tavrımızı biz de tabii ki de sergiliyoruz. Ama bizim bu tavrı sergilememiz tamamen kendi içsel motivasyonumuzun dışa vurumu. Neyi etkileyebiliyor? Hiçbir şey etkileyemiyor. Üzülüyoruz. Olmamasını istiyoruz insanlık adına. Daha önce de buna da bir şey söyledim ben. Yani bu savaşın kazananı, kaybedeni insanlık oluyor. Kazanan da günün sonunda müteahhitler olacak. Böyle bir süreç. Son belki de 20 yılda Türkiye'de de görüldüğü gibi birçok şeyin kaybedeni insanımız ama kazananlar hep müteahhitler oluyor. Orada da aynı süreç olacak. Dolayısıyla insanlığın kaybetmesinin bir bedeli olmamalıydı. Ve bunun mutlaka müzakerelerle bir şekilde devletlerin de aracılıklarını yaparak sürdürmesi gerekiyor. Burada önemli soru tabii Türkiye'nin pozisyonu. Evet. Bizi de en çok ilgilendiren konum. Benim kanaatim Türkiye'nin asla ve asla bu savaşta bir taraf olmaması gerektiği hususudur. Sonuç olarak biz bir NATO üyesi bir ülkeyiz. Burada bir gerginliğin oluşmasını biz istemeyiz. Hele ki böyle bir süreçte. Türkiye'de bu da çokça tartışılıyor. Sizin de önünüze gündem geliyordur. NATO ile bizim bağlarımız, bunların olumluluğu, olumsuzluğu. Bunlar bence ikinci kez, ikinci dava. Daha sonra konuşulması gereken şeyler. Benim de çokça fikirlerim olabilir bu konuda ama mevcut durumda bunu konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Rusya bizim için evet bir müttefik ve belli ilişkilerimizin, ticaretlerimizin olan bir ülke. Evet, kanı akıtmamak için, kanı durdurmak için araya girebiliriz, aracılıklar yapmaya çalışabiliriz. Ama arada kalmamaya dikkat etmek de lazım. Bu da önemli. Yani çok aracılık, zor ama yani... Çok zor bir süreç. Belki de son 20 yıldır 5 hadise saysak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin en kritik kararlar alması gereken 5 hadiseden biri de evet şu an yaşadığımız güncel hadise. Bu noktada benim kanaatim hükümetin yürüttüğü politikayı da ben yanlış da bulmuyorum. Doğru ve olumlu bir politika yürütüyorlar son 10 günlük süreçte. Umarım bunu bozmazlar ama keşke Suriye'de de aynı politikayı yürütseydik. Keşke Libya'da da aynı politikayı yürütseydik. Keşke Irak'ta da aynı politikayı yürütseydik. Bunu da söylemeden de edemiyorum.